merhabalar. Bugünkü aracımız 2011 model Ford Connect. Aracımıza 9. Android cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın iki aşamadan oluşan bir çerçeve kullanıyoruz. İlk çerçeve aracın orijinal CD radyonun boşluklarını kapatıyor. İkinci aşamadaki çerçevemiz ise bir cep telefonu kılıfı gibi cihazımızı tutuyor ve ilk aşamadaki çerçeveye entegrasyonu sağlıyor. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Bir önemli konu direksiyon sibidinin sol alt tarafında bulunan direksiyon kontrol tuşlarının cihaz önünde çalıştırılması. Sorunsuz bir şekilde onu da çalıştırdık. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Birazdan da kameranın diğer ayrıntılarından bahsedeceğim. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2011 model Ford Connect. 9. cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandasını çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda CarPlay arayüzündeyiz. Keza aynı şekilde Android Auto da kablosuz çalışabiliyor. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma yani screen mirror link kablosuz çalışıyor yine ilgili uygulama üzerinden. Başka neler yapıyor? Radyo kısmı, radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyon hafızaları var. 18 adet istasyon hafızayı alabiliyoruz. Bu şekilde ismini de kayıt altına alabiliyoruz. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı. Cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarlarıyla da telefon görüşme kalitesini en üst seviyeye taşımış oluyor. Cihazda 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon offline çalışan, GPS üzerinden çalışan navigasyon, ilgili uygulama üzerinden çalışacak. İkinci tür navigasyon ise cihazımıza internet paylaştırdığı zaman ilgili Play Store hesabı üzerinden kurulmuş ya da kurulacak Google haritalar ya da farklı uygulamaları da yine Yandex gibi uygulamaları da Play Store'dan kurup kullanabilir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise günlük hayatta en çok kullandığımız Apple CarPlay ve Android Auto'da konum mantığını kullanmış olacak. Gece ve gündüz modları, far duyarlılığı da sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor cihaz üzerinde. USB'ler üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. İlgili ikona dokunduğumuz zaman torpido içerisine çektiğimiz flash bellek üzerindeki müziklere ya da ilgili ikona dokunduğumuz zaman yine flash bellek üzerindeki videolara erişim sağlamış olacak kullanıcı. Burada direksiyon kumandalarını gösterelim. Ses açma, ses kısma, ileri geri tuşları sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yeri gelmişken belirtelim. Cihazımız 1280x720 IPS ekrana sahip. Aracın değişik açılarından bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmıyor. Ve kullanıcıya da günlük hayatta akıllı telefonlardan aldığımız o hissiyatı da sunmuş oluyor. Direksiyon kumandalarında şöyle bir ayrıntı var. Ses açma, ses kısma biraz önce videoda gösterdiğim gibi çalışıyor. Mod tuşunu da bas konuş olarak ayarladık. O ne işe yarayacak? Gösterelim. Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü bulut. Gibi kullanıcı Apple CarPlay'de ve Android Auto'da elini direksiyon simidinden bırakmadan birçok işlemi artık konuşarak yapabilecek. Bunun için de ilgili tuşu bas konuş olarak atamış olduk. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera. Yine kameranın konumlandırmasını video içerisinde paylaştıracağız. Referans çizgileri ayarlanabilir nitelikte. İlgili kısma dokunduğumuz zaman ilgili referans çizgilerini otopark çizgilerine göre ayarlayıp kayıt altına bu şekilde kaydedebiliyoruz. Boşada ileri vites aldığım zaman da devreden çıkmış oluyor. Cihazımızın ses işleme yeteneği DSP altyapısında harici equalizerların haricinde ilgili equalizerları buradan seçebiliyoruz. Hoparlöre giden DSP zaman ayarlarıyla da komple bir müzik altyapısı oluşturmuş oluyor. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Sistem bilgisine girdiğimiz zaman TS18 platformu bu işte en stabil platform. Cortex'in A55 işlemcili 8 çekirdekli 1.6 GHz hızında işlemci grupları var. RAM'i 4 GB, 64 GB dahil hafızası var ürünümüzün. Biraz önce de bahsettiğim gibi 1280x720'de IPS ekran kullanıyor. Aracımız 2011 model Ford Connect 9. cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.